Herkese merhaba arkadaşlar. Part 3 ile karşınızdayız. Talha gene bizimle. Şimdi Talha, bu seferki konumuz sensin. Yani senin üzerine ineceğiz biraz. Öncelikle sınavda YGS ve LYS için kaçar net yaptın? Bize ayrıntıda anlatır mısın? Benim YGS'm çok umulmadık şekilde yani kendi klasmanımda çok kötü geldi. Kaç yanlış ya? Türkçeden 7 yanlışım vardı. Sosyalden 5, mattan 5, mattaki 5'te ağlayacaktım böyle açıklandığında. Fenden de 3 yanlışım vardı. Bu topladığımızda kaç yaptı? 5, 5, 10, 17, 20 yanlışım falan varmış böyle. Bu mimariden şeydi. Bayağı kötüydü bence. İlk 1000 küsürlerde falan anca bitirebildim. Böyle bazıları 1400 falan da alanlarımdan. Ama ben temelde LYS'de toparladım. LYS'de işte matı full çektim. Bir Geometride bir dakika, bir yanlış dakika. yaptım. Matı derken kardeşim bütün hepsini değil mi full çektin? Onun bir altını Evet. çizelim. Öyle matı full çektim deyip Zaten geçiştirmeyelim. Hani o 40 o sorunun... yüzden de benim YGS mat öyle kötü gelince o yüzden böyle bir ağlamaklı olmuştum. Yani diğerlerini böyle koy verdim kenara. Dedim matematik sen nasıl yaparsın bunu falan yaptım. Matematiği abandın. Matematiği komple full Aynen. çektin. Mat geo komple full. Evet, Ha tamam. yok geometri değil, geometri bir yanlış. Ha, Mattı. geometri bir yanlış. Çokmuş Ya ya. bizim zamanımızda Evet hatırlarsan şey ayrı ayrı duruyor evet. onların denemeleri. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Aynen. Geometride bir İşte, yanlış. Tamam, süper. aynen geometri bir yanlış. Edebiyatım iki yanlıştı. Coğrafyada da beklenmedik şekilde beş yanlış geldi. O niye beş yanlış 5 geldi mi? hiç anlamadım. Ha? Kanka Ya böyle bir şey oldu. ben edebiyat YGS'de sınavına girmiştim. Coğrafyam 3 yanlıştı Aynen bizde de o benim. birkaç tane arkadaş vardı işte. Oğlum ben seni geçtim coğrafya dedim. Hayatta da. Aynen. Bilmiyorum. Ya çünkü şey oldu bak. YGS'den çıktık tamam mı biz? Ondan sonra böyle işte tabii hani şey çok büyük molalar vermeden çalışmaya devam ediyoruz. LYS var arada. 3 ay vardı bizde. Aile yapılıyordu onlar. Şimdi böyle ilk başladık böyle işte son 3 ay coğrafya denemeleri. Böyle hani full'e yakın. Böyle bazen bir yanlış bazen iki yanlış falan geliyor. Tamam iyi abi. Ondan sonra bir buçuk ay devam etti böyle. Ondan sonra kaldı böyle son böyle bir buçuk ay kaldı. Bir ay kaldı. Benim böyle çıktı üç yanlış, çıktı dört yanlış, çıktı beş yanlış böyle. Ben böyle hani Allah Allah niye yanlış çıkıyor ya acaba falan yapıyorum böyle. Ama hani çıkıyor yanlış tekrar bir okuyorum böyle. Hani dedim ya analiz yapıyorum falan sürekli diye. Hakikaten böyle her denemeden sonra tekrar bakıyorum. Ne hissediyorum bir sonrakinde yaparım herhalde falan. Bir bakıyorum soru niye yanlış anlıyorum böyle. He, tamam hani bunu böyle düzelttim falan. Bir sonraki denemeye giriyorum. Bu sefer farklı bir yerden farklı bir yorum çıkıyor. Bu sefer onu yanlış yapıyorum falan. Bir yerden sonra dedim neyse artık böyle ama hani şeydi ben yalan olmasın sınavdan bir gün önce bile herhalde deneme çözüyordum. Sırf böyle lan bu coğrafyayı toparlanamaz niye bunda bu kadar yanlış mı çıkıyor falan diye. O yüzden arkadaşlar hani şey bazen böyle dağıldığımız zamanlar oluyor bir derslerde burada yapacak bir şey yok. Hani su koymadan devam edeceğiz. Toparlandığı kadar bizimdir toparlanmıyorsa hani kalır öyle. Benim avantajım şeydi yani coğrafyanın kasayısı hakikaten çok düşüktü. Ondan dolayı zaten tarih falan da yoktu bizim dönemimizde eşit ağırlıkta. O yüzden şey edebiyatım zaten ya çok şükür bayağı bayağı iyiydi. Matematiğim bayağı bayağı iyiydi. Ondan dolayı da hani şey coğrafyadan kaçıracağım yerler neyse hadi kaçtı ya dediğim yerler oluyordu. Sonucu da hakikaten beklediğim gibi pek etkilemedi oldu. Tamam. Peki sınav senesinde lan iyi ki bunu yapmışım dediğin şeyler neler? İyi ki bunu yapmışım. Abi ben edebiyatta mesela şey oldu. Yazın bitirmiştim ben edebiyatın şey özellikle 12. sınıf kısmını. Ondan sonra biraz böyle şey 11'de eksiklerim çok yoktu ama özellikle 9-10'da biraz vardı. Onları da böyle senenin başlarında hallettim. Diğer dersleri de benzer şekilde olabildiğince erkenden konularını bitirdim. Ben ondan sonra böyle şey artık konu kitaplarım bir kenarda ben sürekli test çözüyordum tamam mı? Ben özellikle bundan çok memnundum. Zaten ben sürekli böyle hani şey konu okumayı falan sevmiyorum. Ondan dolayı olabilir. Hatta şu an hukuk eğitiminde bile aynı yani. Ben olabildiğince böyle şey konunun temellerini öğreneyim. Onun üstüne kendim yorum yapayım tamam mı? En sevdiğim şey bu benim böyle. Hani bu, o zamanlar da aynıydı böyle. Konuları bir şekilde öğrenmişim bitmiş tamam mı? Hırkür böyle tamam her şeyi aşırı detaylı öğrenemiyorsun bazen ilk çalışırken. Ben böyle bu tarz şeylerin hepsini böyle en fazla işte 12. sınıfın ilk döneminin sonlarına doğru falan bitirdim. Ondan sonra yat test çöz, kalk test çöz. Benim hem çalışmalarım çok zevkli hale geldi. Ben çünkü test çözmeyi çok seviyordum. Dediğim gibi hani hem üzerine sürekli analiz yaptığım bir alan test. Hem işte sürekli böyle hani sürekli süre tutuyorum ya. Bu benim yavaşken hızlandığımı da gösteriyor. Böyle ilk baş mesela bir test çözüyorum. İşte 15 soruyu çözmem yarım saat sürüyor tamam mı? Ondan sonra işte 1, 2, 3, 5. teste geliyorum. 15 soru 20 dakikaya düşmüş ya. Ben böyle artık şey modum yükseliyor iyice böyle. Lan birkaç test daha çözeyim de uçsun iyice bu falan. Böyle işte soru başı bir dakikaya iniyor. Bir dakikadan aşağı iniyor falan. Böyle şey sürekli test çözüyordu. Benim en çok hani iyi ki yaptım dediğim şey konuları olabildiğince erken
hırkür de olsa erken bitirebilmiş olmaktı. Çünkü hani onun üstüne çıktığım, test çözdüğüm, deneme çözdüğüm alanlarda zaten eksikleri bir kenarda görebiliyorum ben. Gördüğüm eksik varsa tık abi konu anlatıp kitabını aç ya da işte şu an videoda çok yaygınlaştı artık. İnsanlar YouTube'dan video izliyor. Hemen ona işte konu kaynağı mıysa onu aç bir iki tık tık böyle oku sonra testine geri dön. Hani olayı bu şekilde kanalize ettiğim için ben hani iyi ki yapmışım diyorum. Ben, sonucu da biraz bu etkiledi bence. Tamam. Peki kaç kaynak bitirdin abi toplam? Hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Yani şey hani böyle Tahmini. bazen şov yapılıyor ya böyle kenara bir dizi var. Aynen. Yani dizsem dizerdim bayağı bilmiyorum da Yani bilmiyorum mesela aslında. matematik üzerinde kaç kaynak bitirmişsindir? Ya şey bir de yıldan yıla da değişti ki ben hani 10. sınıfta Yok yok. iyi Sadece çalışmaya 12 başladım. olarak düşün. 12 Sadece olarak. 12'de mi matematik? Yani en az 7-8 ya öyle söyleyeyim. Çünkü Peki. şeyi hatırlıyorum ben şu an hani hiçbir şey bilmesem benim bir tanesi bu bizim konu tablolarımız oluyor ya onların yukarısında hatırladığım kadarıyla 6 tane hane vardı. Ben onun kenarına da 1-2 tane yazdığımı hatırlıyorum. O yüzden minimum hani ya yeter artık daha konu çalış şey konu takip yapmama gerek yok diyene kadar bir 6-7 tane çözmüştüm. Hani ondan sonra da vakit kalmıştır. Ben yeni kitap alıp yeni kitap çevirmişimdir. O da olabilir yani emin değilim. Ama takriben böyle. Vardır bence de bir 8 7 8 vardır. Peki Var abi yani. çalışma rutinin nasıldı? Yani buradaki amaç şu. Günde kaç saat çalışıyordun ve ortalama kaç soru çözüyordun? Bunu hatırlıyor musun? Anladım. Şöyle günlük kaç saat çalışıyor olmak arkadaşlar bizim zamanımızda biraz farklıydı. Daha verimli çalışabiliyorduk bence. Çünkü hani okula gidip gelebiliyorduk. Şu an sizde o yok. Sürekli aynı ortamdasınız. Ondan dolayı biraz bu konuda kendinize azıcık daha merhametli davranabilirsiniz benim kanaatim. Ben o zamanlar ne yaptığımı şöyle anlatayım. Zaman olarak saat tutmuyordum ben hiç. Kaç saat çalışmışım falan diye. Daha ziyade yaptığım şey bizim hukukta dediğimiz bir yöntem var. O şey neydi? Mefhumu muhalifinden yani aksinden yorum yapmak falan diye. Abi her gece yastığa başımı böyle koyarken diyordum ki lan bugün acaba şurada böyle boş geçirdiğim bir vakit var mı? Böyle gün içinde onları arıyordum kendime. Eğer öyle bir şey yoksa tamam diyordum. Ben bugün hani kaç saat çalıştığımın, kaç soru ya tam kaç soru çözümün önemi var da biraz. Kaç saat çalıştığım çok bir önemi yok yani. Çünkü ya çalışamadığım zamanlarda yoldayımdır, bir yere gidiyorumdur, ondandır. Ya ne bileyim bir yerde birini ziyaret etmem gerekmiş işte akrabalardan falan. Ondan dolayı çalışamamışımdır. Ama ben kendim hani rahat bir şekilde uyuyabiliyorsam diyorum ki bu tarz ekstra durumlar yok ve onun dışında kalan vakitin tamamında ders çalışmışım demek ki bu kadar rahat yatabiliyorum, sıkıntı yok diyordum. Hani siz de bu grupta biraz kendi vicdanınızla bence baş başa kalmalısınız günlük kaç saat çalışmalı dediğinizde. Burada yani minimum bir 8 saat falan bence olmalı. Çünkü artık şey yani son düzlüğe girdik tamam mı? Ondan bahsediyorum ben. Son düzlükte minimum 8 saat ama bu hani şey gerçekten minimum. Biraz böyle zorlayın üstüne 8,5, 9, 10 saate çıkın. Ben nasıldım hani takriben kaç saat ediyordu dediğimde bir düşünüyorum hani bizim sabah 9'da okul baş 8.30'da mı 8.30'da falan okul başlıyordu. Akşam 3.30-4 civarında bitiyordu. Oradaki çalışma etütlerim vardı zaten hani bir yerden sonra konu işlemiyoruz sürekli ders yaşıyorsun. Orası bir part hani onu düşünün. Orada kaç saat yapıyor? Mesela sabah 9 akşam 4 desek 7 saat oradan yapıyor ama aradaki işte öğle arasıdır, boşluklardır hani boşlarılabilir. Mesela 5 saat oradan diyelim. Ondan sonra okul bittikten sonra ben hani akşam evde ilk etapta gittiğinde biraz dinlenirsin. Ondan sonra biraz çalışırsın sonra yemek gelir falan. Orada bir böyle bulanık bir süreç var ya. Ben o süreci atlatmak için şöyle bir formül bulmuştum. Zaten ben hani şey serviste merviste değil ya bisikletle ya otobüsle gidiyordum eve. Ondan dolayı hani yolda beni bağlayan bir süreç yok. Ailem de benim zaten hani şey çalışma disiplinimi biliyor. O yüzden neredesin ne yapıyorsun falan da demiyorlar. O yüzden ben genelde şey yapıyordum. Direkt eve gelişim akşam yemeği. O da bizim evde yaklaşık böyle 6.30 sularında falan yeniyordu. Ona göre ayarlıyordum. Okul saldırıyorum bizim işte tam hatırlamıyorum. 3.30'da bitsin. O araya ben böyle 2 saatlik falan daha bir etüt koyuyordum. Herkes bildiğim böyle şey sınıftan çıkıyordu, koşuyordu evine gidiyor derken. Ben oturuyordum böyle o tamam diyordum rahat. Ondan sonra açıyordum kitaplarımı böyle test çözüyordum. Pat pat pat. Oradan da bir 2 saat rahat koyarım. Ondan sonra işte eve gidiyordum zaten direkt yemeğe oturuyordum. Yemeğe oturunca ben hem okul sonrası dinlenmemi sağlamış oluyorum hem de işte yeme ihtiyacımı gidermiş oluyorum. Ondan dolayı da işte saat sallıyorum yemekten sonra 7.30 olsun biraz da çay may da girsin araya. Oradan da gece yatana kadar 12.30'a kadar falan da bir 5 saat yapıyorsa işte günlük 10 saatin üstüne çıkıyormuş benim çalışmam. Peki bu sosyal hayat dengesi abi nasıldı? Yani mesela şimdi sana herkes affedersin inek gözüyle bakıyor ya hep ders çalışmış gözüyle falan. Ama ben öyle olmadığını biliyorum mesela. Hani o sosyal Değil hayat doğru. dengesini nasıl sağladın?
Neler yaptın? Sosyal hayat dengesi arkadaşlar, dediğim gibi bu biraz kendinize hedef koyuyorsunuz, tamam mı? Minik minik hedefler, günlük, haftalık, aylık, neyse. Bu hedeflere ulaşabildiğiniz sürece arkaya minik minik sosyal aktivite koyabilirsiniz. Yani ben Kemal'in dediği gibi pikniğe gidiyorduk, halı Halı saha saha maçlarına yapıyorduk. gidiyorduk. PES Ben oynuyorduk. haftada 5-6 bölüm dizi izliyordum mesela. Bunları böyle rahat rahat yapabiliyor olmamın sebebi şu. Ben biliyorum ki, yani mesela benim dizi günüm belli. Ben her cuma akşam işte okuldan dediğim gibi eve geldikten sonra cidden 5 bölüm Fringe falan vardı o zaman, onu izliyordum. Bir 4 bölüm ya da 5 bölüm Fringe izlerim, tamam mı? Bunun öncesinde ben pazar dedi ya, bir önceki cumadan o zamana kadar zaten deli gibi çalışacağım. Burası belli. O işlemleri yapıyorum. İşte ne bileyim, bitirmem gereken kitaplar, testler, hedefler vesaire var. Bunları yaptıktan sonra oturup böyle bilgisayar karşısında bir 5 saatimi yemek beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyordu, tamam mı? Çünkü ben biliyordum ki o işi yaptım öncesinde. Ondan dolayı bir dinlenmem okey, sıkıntı yok. Şu da sıkıntı yok. Bunu biliyorum ki ben bilgisayarı kapattığım anda aynı Talha, aynı yani çalışması gereken Talha olarak masaya tekrar oturacağım. İşte cuma o benim izleme sürecim genelde akşam 10'da falan biterdi. Akşam 10'da bitiyor abi. Ondan sonra oturuyorsun. Yatmadan bir etüt daha patlat. Ondan sonra yat uyu. Ertesi gün cumartesi sabah tam olarak %100 aynı performansla başlaman gerekiyor güne. Hani bunu 1 2 3 oturtturduktan sonra işte haftada bir çok oldu da herhalde. 2 haftada bir İki çok disiplin haftada bir alalım. yapıyorduk ya. Aynen. Yapıyor muydu bu kadar yani? Yapıyorduk Yapıyorduk yapıyorduk. dediğinden yapıyoruz. Tam Yapıyorduk hatırlamıyorum da. yapıyorduk. Yani en İki kötü zaten beden eğitimi dersleri falan vardı. Ben onlara da katılıyordum. Yani. Basket falan oynadım. Evet. Ondan dolayı işte haftada bir spor, böyle 1 saat 2 saat maçta cevap yüzüktür başka şekilde bunlar yapılıyordu. Ondan sonra işte filmdir, dizidir bunlar yapılabiliyordu. Ama dediğim gibi arkadaşlar, burada hani az talabı yapıyormuş, ben de yaparım ki o zaman falan gibi böyle saldım sepet gittim olmaz yani. Böyle bir şey yok. Evet. Dediğim gibi sizin hedeflerinize ulaşabiliyorsanız ve bundan sonra da hani önünüze kalan süreç belli. Buna ilişkin yapmanız gereken şeyleri benzer hedefler koyarak önünüze bitirebiliyorsanız, hani ben sınav günü geldiğimde zaten yapmam gereken şeyleri yapmış olacağım diyorsanız, bu süreçte işte haftada bir iki böyle minik dinlenmeler, sosyal hayata ilişkin aktiviteler yapılabilir bence. Sıkıntı Tamam. yok. Ya ben mesela gün içinde öğle arası, ben öğle arası bile test çözen bir sürü insan vardır ya, biz Evet. öyle değil. Yani biz çünkü abi sabah çalışmalarını yapıyorsun. Sabah bitiyor. Ondan sonra işte öğleden sonraki etapta da çalışmalarını yapacaksın. Planların belli. Ondan dolayı biz mesela öğle arasında ben okulda arkadaşlara çok sardım. Yani biz oturduk yemek, yani normalde insan yemeği kaç saatte yer? Yani 20 dakika, 25 dakikadır okul yemeğinden bahsediyorum. Ama biz oturuyorduk 1 saat boy boy yapıyorduk böyle. Abi konuş, dersleri tartış, milletin neler neler böyle saçmaladığını tartış, işte sınavlarda çıkan absürt soruları tartış, abi şu konuyu yapamıyorum falan diye absürt absürt şeylerden konuş. Ya da işte de ki işte ne bileyim, ya işte Amerika İran'a savaş açacakmış, yok Çin, yani bu zamanlar bahsettik, Aynen. yok Çin şöyle yaptı böyle yaptı. Abi bizi çok sardı böyle, felsefe felsefe konuşuyorduk Evet. herhalde Alman. Böyle aptal aptal şeyler tartışırdık. Ya yani o tarz şeyler böyle şey kafayı rahatlatıyor. Böyle o diyorsun, tamam böyle easy moda giriyorsun. Ama ondan sonra tık öğle arası bitti ya, tüm randımanına tekrar başlıyorsun dersen. İşte bunu sağlayabiliyorsanız bence hiç sıkıntı yok arada sosyal hayatta ilişkin şeyler yapmakta. Aynen öyle bence de. Bu part da bitti abi şimdi. çünkü başka konulara geçeceğiz. Diğer part da zaten arkadaşlar söylemeyi unutuyorum ama diğer gün yani yarın akşam saat 4'te muhtemelen ya da 3.30'da yayınlanır. Yani saat 5 gibi baktığınız zaman kesin yayınlanmış olur. Yine Talha'ya sormak istediğiniz soruları da bu videonun altına yazabilirsiniz. Her videonun altından soru seçip diğer yayınlarda Talha'ya soracağım. Bunları bu arada şu an Twitch'ten de hani Bilkent Mühendis Twitch kanalından da canlı yayınlıyoruz. Eğer canlı da izlemek isterseniz oradan takip edebilirsiniz. İlerleyen videolarda, ilerleyen partlarda görüşmek dileğiyle.